AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Kahveci 16 Nisan referandum öncesi vatandaşlarla bir araya geldi. Osman Bey Mahallesi, Erkenez Mahallesi ve Sümer Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret eden AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak, Osman Bey Mahallesi'ndeki ziyaretinde 16 Nisan'da gerçekleşecek referandumun önemine değindi. 16 Nisan'dan sonra bize yüz yüze görüşmeye başlayacaklar. İlk defa 150 yıldan beri. Şimdi bu dünkü olay ne? Bu işin bir gıdıklaması. Maraş tabiriyle konuşuyorum. Bu işin bize bir gıdıklama, ön tanışma faslı daha. Vira bismillah. 16 Nisan'dan sonra reise diyor. 16 Nisan'dan sonra biz bunlara gereken cevapları vereceğiz. 16 Nisan bunun yüzünden önemli bir virajdır. Bunu hep birlikte yapacağız. Almanya, Hollanda gibi ülkelerin rahatsız olmasının sizce de bir sebebi yok mu diyen Milletvekili Dilipak, bakanlarımızı orada konuşturmuyorlar. Bunun neresi demokrasi dedi. 100 yıldan beri bu üst akıl bizimle kuklaları vasıtasıyla görüşüyor. Kim bu kuklaları? FETÖ, DAEŞ, PKK, bilmem alfabenin çeşitli harfleri, DHKPC bilmem ne. Bunlar bizle yüz yüze görüşmüyorlar. Kim vasıtasıyla? İşte bu saydığım terör örgütleri vasıtasıyla konuşuyorlar. Diyorlar ki biz size ayar vereceğiz. Bu millet ilk defa bu ayar vermelere karşı dur demeye başladı. 15 Temmuz'da Allah'ın izniyle hep beraber dur dedik. Vatandaşlar geçmişte yaşananlara dikkat çekti. Bir vatandaşın referanduma ilişkin yorumu ise büyük alkış aldı. 62 inkılabında 27 Mayıs'ta ben Kur'an kursundaydım. Belki de ben böyle olmayacaktım. Böyle köylü olarak kalmayacaktım. Okusaydım belki bir iş başına geçecektim. Cuma günü inkılap oldu. Evet. Cuma namazına gidemedik. Sokağa çıkma yasağı siz belki de duymadınız. Bilmezsiniz. Biz sanki bir efendim Hristiyan ülkesi İslam ülkesini istila etmiş gibi biz cuma namazını kılamadık. Ve bundan sonra biz efendim kuyruklarında, buradalar daha iyi bilir, bu kuyruklar daha yeni. Mazot kuyruklarında ellerimi kesiyedim diye CHP'ye oy veren vatandaş keske şu elimi kesen de bu partiye oyumu vermeyeydim diye elini kesmeye teşebbüs etti. Biz bunları gördük. Ben 74'te efendim Kumarlı köyünde, Aslan Kumarlı köyünden gelmeyen 74'te 3 gün bekledik. Biz köy adına bir torba şeker götürdük gittik. Kar burada. Efendim şimdi bu millet varlığı yokluğu görmediği için varlığın içinde oynama yapıyor. Yazık. Yazıktır. Sonra arkadaşlar kim kimin yanında? Biz acaba Hollanda'yla Almanya'nın yanında mı olacak? Yoksa Müslüman Türk milletinin yanında mı olacak? Biz evet diyecek. Hem de yolumuzu hafızlığı yapacağız. Hepsi meselede.